Alternatif tıp günümüzde yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak işin uzmanları tarafından uygulanmazsa hiç umulmadık sonuçlar da çıkabiliyor ortaya. Bulut Çağlar'ın sülük tedavisi için gittiği klinikte hayatı karardı. Ekol TV muhabiri İrem Nazaksoy ve kameraman Emre Kaleş'in özel haberini izleyelim. Beş aydır yürüyemiyorum. Kendi işimi kendim göremiyorum maalesef. Tedavi olmak isterken canından oluyordu. Yürüyemez hale geldi. Enfeksiyon kaptı. Kayseri'de varisleri için tavsiye üzerine sülük tedavisi gören Mehmet Uğuş'un ardından Türkiye'nin dört bir yanından benzer şikayetler geldi. Son olarak Bodrum'da sülük tedavisi olmak için bir kliniğe giden şeker hastası Bulut Çağlar'ın hayatı karardı. Ayağımda yaralar oluştu. Tedavimi sülükle başladım. Ayağımdaki yaralar çoğaldı ve enfeksiyon oluştu. 5 aydır yürüyemiyorum. Kendi işimi kendim göremiyorum maalesef. Şifa bulayım derken daha da kötü oldum. Steril sülük ürettik. Öyle bir şey yok. Sülük toplandıktan sonra ve üretildikten sonra işleme tabi tutulup en azından bir yüzey ve ağız dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra uygulanması gerekiyor. Sülük, hacamat gibi yöntemlerle alternatif tıp birçok hastalığa hala çare olmaya devam ediyor. Elbette işin uzmanları tarafından uygulanırsa. Bir önce insanlardan kan alıp kan değerlerine bakıyoruz. Mesela kan sulandırıcı kullanıyorsa kesinlikle sülük uygulanmaz. Çünkü sülükle birlikte kan sulandırıcı kullandığınızda sinerjik etki yapıp inereyi iç kanama seviyesine kadar yükseltebiliyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp günümüzde hala oldukça tercih edilen yöntemlerden bir tanesi, özellikle de sülük tedavisi. Varis ve birçok problemde karşı karşıya kaldığınız sorunlarda sülük tedavisini kullanabiliyorsunuz. Ancak eğer uzman gözetimi altında ve bir hastanede tedavi edilmiyorsanız ciddi enfeksiyon riskleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkadaşımız bir uygulama yapacak. Arkadaşımızda şey var, karpal tünel sendromu vardır. Onun için uygulanacak noktayı da iyi seçecek ki genellikle elin şu kısmındaki şu boşluğa ve şu aralara uygulaması gerekiyor ki şu an oradaki uygulamayı yapıyor hemşire arkadaşımız. Tabii merdiven altı yerlerde yapılmaması oldukça önemli ve uygulama şekli. Merdiven altının işi değil arkadaşlar.